Bismillahirrahmanirrahim Suat-ı Mekke 13. Sifir 99. Kısım 120. Bölüm Tür Makamı ve Sırlarının Bilinmesi İki tür şükür vardır. Başarma şükrü ve destek şükrü. Birincisi ruhtan, diğeri bedendendir. Destek şükrü bana artışı verir. Başarma şükrü bir için olumsuzlama gibidir. Başarma şükrü gaye ile sınırlıdır diğeri ise bir yere varmaz. Bilmelisin ki ilahi sırlarda şükrün derecelerinin sayısı 1251'dir. Ariflere göre olan sayı budur. Melamilere göre ise 1220'dir. Ariflerde nurlardaki dereceleri ise 551'dir. Nur ehli melamilerde ise 520'dir. Allah sana yardım etsin bilmelisin ki şükür şükredilen olması yönünden. Allah'ın sahip olduğu bir nitelik nedeniyle ve kendisinden meydana gelen şeye karşı Allah'a bir övgüdür. Onun isimlerinden birisi Eşşekur ve Eşşakir'dir. Allah şükrederseniz artırırım buyurur. Şükür şükreden için şükredilenin verdiğini artırmasını sağlayan bir fiildir. Bu husus bir gruba göre aklen bir gruba göre bu husus bir gruba göre aklan bir gruba göre dinen zorunludur. Çünkü nimet verene teşekkür, dine ve akla göre zorunludur. Allah'ın bizim için kendisini eşşakir diye isimlendirmesi, onun bize teşekkür etmesini sağlayan ameli daha çoğaltmamızı sağlar. Böylece biz Allah bize nimetlerini arttırdığı gibi nimet ve ihsanlarına karşı amelimizi artırırız. Şükür nimete karşı olabilir. Allah'ın amel eden kula teşekkürü kendisine mübalağa kalıbıyla eşşekur nispet edişine dikkat ediniz. Allah'ın bu isimle yaptığı teşekkür iç ve dış güçlerine, bütün organlarına, her hal ve zamanda o zaman ve hale layık davranışları yerine getiren kula yöneliktir. Hak böyle kulların her birine eşşekur adıyla şükreder. İşte bu Allah ehlinin özelliklerindendir. Sıralan insanlar ise hal, zaman ve bütünün toplama ilgili davranışlarında daha aşağı derecededir. Bu eksiklikte bir amel yaptıklarında onları eşşekur ismi değil, eşşakir ismi karşılar. Eşşekur ismi değil, eşşakir ismi karşılar. Öyleyse insanlar her durumda şükredilendir. Fakat Allah, Allah'ın kullarından şükredenler azdır yani şekur azdır buyurur. Bunlar Allah'ın seçkinleridir. Onlar kendi haklarında ya da kulları hakkında Allah'tan meydana gelip kendilerini üzen ya da sevindiren her şeyi ilahi bir nimet sayanlardır. Onlar her durumda şükredenlerdir. Bu sınıf azlıklarını Allah bildirdiğine göre azdır. Kullardan Allah'a şükredenler ise örfün kullanımında bilhassa nimet denilen şeye karşı Allah'a şükredenlerdir. Şükür ilahi bir niteliktir ve o lafzi, ilmi ve ameli olmak üzere kısımlara ayrılır. Lafzi şükür, daha önce belirtildiği gibi ondan meydana gelen şeye karşı Allah'a övgüdür. Ameli şükür ise, ey Davut ailesi, şükrediniz, onun kullarından şükredenler pek azdır ayetini dile getirilir. İşte bu ameli şükürdür. Allah, Rabbinin nimetini zikret buyurur. Bu ayet yorumu açıktır. Bir yönü lafzi şükre bakar. Bu Allah'ın insana verdiği nimeti zikretmektir. Kul Allah'ın verdiği ve örfte bilinen nimetleri zikrettiğinde ki bunlar mal, mal ve bilgi gibi nimetlerdir, kastettiğimiz şükrün içine girmek üzere kendisini sunar. Çünkü nimetlerin bazısı örtülüdür. Bu nimet sahibinin nimet elde ettiğini bilinmez. Dolayısıyla amaçlanmaz. Allah'ın kendisine verdiği ve ihsan ettiği şeyi söylediğinde ise amaçlanır. Bu nedenle kula nimeti söylemek emredilmiştir. Nimetleri söylemek bir şükür iken onları vermek şükür üstüne şükürdür. Bu durumda insan şükür ile amele bir araya getirir ve verdiği nimetler için Allah'a hamdolsun der. İlmi şükür ki şükrün hakkıdır, nimeti Allah'tan bilmektir. Kul nimeti Allah'tan bildiğinde hakkıyla şükretmiş olur. İbn-i Mace Es-Sünen'inde Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle bir hadis aktarır. Allah Hz. Musa'ya şöyle vahyetmiştir. Ey Musa bana hakkıyla şükret. Musa Rabbim buna kim güç getirebilir ki deyince Allah. Deyince Allah Musa nimeti benden bilince bana hakkıyla şükretmişsin demektir. İşte bu nimeti Allah'tan görenin halidir. Allah'ın koluna dönük nimetinin bir yönü de ona ihsan ettiği şeylerden sahip olduklarını muhtaç kullara dağıtmasına imkan vermesidir. Böylece kendi eliyle değil, hakkın eliyle kullara verir. Kullar ise bu nimete bakar. Bu bakış Allah'ın razı olduğu işlerdeki bu kullanımı Allah nezdinden görmeleri demektir. Böylelikle kendisine hakkıyla şükreden grup içine dahil olurlar. İşte bu şükredenler hakkındaki en üstün şükürdür. Bu şükür işleri Allah'a havale ederek, niteliklerinden soyutlanan ariflere kolay gelir. Bu makamı sadece berzah halimine ki ceberuttur, dönük bir nispeti vardır ve bu sayede iki ucu da içerir. Çünkü berzahlar işleri bilmek bakımından makamların en yetkinidir. Ceburut mertebesi ilahi isimler makamıdır. Bu yönüyle o bizim ile isimlendirilen arasında bir berzahtır yani ara mertebedir. Dolayısıyla ceburut mertebesi onun isimleri olmaları bakımından Allah'a bakarken bir yönünden de bize bakar. Bu makamın bize baktığı yön isimlendirilenle ilişkilendirilen eserleri bize verdiği yöndür. Böylelikle isimlendirileni ve bizi tanıtır. Şükrün sağladığı artış hakkında arkadaşlarımız görüş ayrılığına düşmüştür. Acaba o şükre yol açan nimetin cinsinden midir yoksa başka bir nimet veya her ikisinden midir? Muhakkikler artışı kendinden dolayı şükredilen cinsten saymıştır. Aynı cinsten olmayan nimet ise şükrün zorunlu kıldığı bir artış ve dolayısıyla karşılık değil bu nimetler kendiliğinden verilen ihsandır. Bazı bilginler ise şükürden sonra meydana gelen her nimetin bir karşılık dolayısıyla bir artışı artış olduğu görüşündedir. Şükrün ardından gerçekleşmeyen nimet ise ihsandır. Bu görüşe varmalarının nedeni El-Hakim'in seçtiği eşya arasındaki karşılıklı ilişkileri bilme işleridir. Bu görüşe sahip insanlar hakkı sınırlılıktan tenzih etmeyi amaçlamışlardır. Hatta hak dilediğini sınırlanmaksızın verir. Muhakkikler ise onlardan daha büyük bilgi sahibidir. Onlar zahirde tenzihte daha ileridir. Manada hakkı tenzih etmedeyse hepsi birdir. Başarıyı erdiren Allah'tır. 99. kısım sona erdi onu Şükrün Terki hakkındaki 121. bölüm ile 100. kısım takip edecektir. 100. kısım Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 121. 121. bölüm Şükrün Terki makamı. Şükrün özelliği artışı sağlamak ise ve hak senin kulağın ve gözün olmuşsa, hak ise artışı kabul etmezse bu sözümü incele. İbret alan için bir ibrettir o. Bu sözümle şükrün hükmü her bilenden gitmiştir. Şükrü terke şükredilmiştir. Bilmelisin ki her amel var olan bir şeydir. Var olan her şey vücudi durum Allah'ın varlık ve birliğine bir delalettir. Bu durum öfke ve şeriata göre kınanmış ya da övülmüş bir durum olabilir. Var olan durum bir delalet ise o bir nurdur. Nur ise özü geriye ölür. Öyleyse her bakımdan kınanan bir şey olmadığı gibi müminden itaat ile katışmayan saf bir günahta meydana gelmez. Günahın katıştı itaat ise onun günah olduğuna inanmaktır. Bunu iyice araştır. Burada başka bir gerçek vardır. Amel ya da terk anlamındaki her yükümlülüğe bir öncelik eşlik eder. Bu kaçınılmazdır. Böylece terk edilmesi yapılmasından ya da yapılması terkinden üstündür denilir. Önceliğin girdiği her şey belirli bir şeye özgü olamaz. Bu akıl ve keşfin kanıtıyla bilinir. Allah şükrü bir ibadet yapmıştır. İbadetler ise terk edilmez. Allah doğruluğu ibadet yapmış. Onu her yerde övmemiştir. Çünkü gıybet ederken söylenen sözde de doğrudur ve bu kötülenmiş bir doğru sözlülüktür. Laf taşımak da doğru sözlülüktür ve fakat kınam ve fakat kınanmıştır. Öyleyse pek çok yerde doğru sözlülük genel anlamda kınanmıştır. Hiç kuşkusuz doğru sözlülük övlen bir niteliktir. Ayrıntısında ise örfe ve dine göre söylendiği mekanlar ayrıştırır. Yalan da genel anlamı kınanmış bir niteliktir. Sınırlandığında veya ayrıştığında ise örfe ve dine göre söylendiği yerler kendisini ayrıştırır. İnsan Rabbine şükredip şükür ve nimeti ondan gördüğünde övlen bir davranışı meydana getirmiştir ki bu bir ibadettir. Özel bir ibadet olması yönünden onu yapan ise bu ibadet yönünden artış maksadıyla şükretmeyi düşünmemiştir. Bilginin artışını istemek de emredilmiş bir ibadettir. Bu nedenle artış talebi de ibadet haline gelir. Bunun dışındaki bir konuda ise meşru bir ibadet sayılmaz. Öyleyse insan artış talep etmeden bütün kısımlarıyla nimetin Rabbine şükrederse, adeta şükrün gereğini terk etmiş, nefslerin doğasının doğrudan gerektirdiği nimetlerin artışı isteğini terk etmiş demektir. Hiçbir eksikliği olmadığı için artış talep etmeyeceğini düşünerek, hakkın kulun duyuş ve görüşü olması artış talebini terke engel olmaz. Çünkü Allah şakir ve eşşekur diye nitelenmiştir. Hakkın amellerimizin artmasını istemesi eşşekur isminden kaynaklanır. Böylelikle ilahi şükre hakkını vermemiz gerekmiş. Hatta, zorunluluk olmuştur. Bu ise hakkın bize teşekkür ettiği davranışlarımızın artmasıdır. Artış ise ister terk ister ister terk isterse yapmak şeklinde olsun ibadetlerdir. Öyleyse insanın amelini görmek nedeniyle şükrü terk etmesi kendisine zorunlu olarak şükredilen kimse için şükrün hakkını yerine getiren geçerli bir terktir. Bu genelin makamıdır. Allah ehlinden genelin şükrü terk etmesi doğrulur. Ancak nimete şükür, nimet verene perdedir diyen kimse hakikatler hakkında bilgi sahibi değildir. Böyle bir şey geçerli olamaz. Öyleyse nimete şükreden herkes zorunlu olarak onları verene de şükreder. Bazı insanlar ise sadece sebebi görürken bazı insanlar da nimet veren Allah'ı görür. Kamil insanlar ise hem Allah'ı hem sebebi görür. Gerçekte Allah'a şükrederken Allah'ın kullarına olan emriyle sebebe şükrederler. Allah sebebe şükretmeyi emrederken bana ve anne babana şükret diye buyurdu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmemiştir buyurur. Şükrün terki makamı budur. Yani esas nimet verene şükrün birliğini terk etmek makamıdır. Bu durumda insan şükründe asılda nimet veren ile Allah'ın emriyle sebebe teşekkürü ortaya ortak yapmıştır. Şükrün terki kapalı ve zor bir makamdır. Çünkü Allah şükredici, şükredicilik ile ve kendisinden dolayı bize şükrettiği amelin artmasını istemek özelliğiyle nitelenmiştir. Dolayısıyla hakka ait bir özellik olduğu için bundan kurtulmak güçtür. Kul onun tecelligahı haline gelir ve içinde bulunduğu vakti de Hakk'ın şükreden ve şükredilen olun fiilleri yaratılmışlardan olumsuzlarsa şükreden iken şükrü terk etmiş olur. Bu durumda ya hakkı mutlak anlamda şükredici kulu ise şükrü olmayan kimse diye görür. Ya da hakkı kulun yerine getirdiği şükrü gören şükre göre kul ile şükredici olarak görür. Böyle biri bir açıdan şükrün terk edeni iken bir açıdan şükür ile nitelenen nitelenendir. Bu durum kullardan ortaya çıkan bütün fiillere yayılmıştır ve bu ihsanın kaynağından çetin bir müşahededir. Bu mesele bence en güç meselelerdendir. Bu ciltte bu bölümü yazdığım geceye kadar bu konuda bilgi yönünden kuşkulu duymayacağım kesinlikle Allah gerçeği bana açmamıştı. Bu gece 6 Recep 633 yılı cumartesidir. Amelleri yaratmayı iki taraftan hak ya da insan birine tahsis etmem mümkün olmamıştı. Bir grubun yani eşariler dili getirdiği kesp ile başka bir grubun yani mutezilenin dile getirdiği yaratma teorisini ayırt etmek de zordu. Hak ise göz keşfiyle kendisinden daha önce hiçbir yaratılmışın bulunmadığı ilk yaratılanı yaratışını bana göstererek çünkü Allah'tan başka kimse yoktu şöyle dedi. Burada şaşırma ve karıştırmayı gerektirecek bir durum var mı? Ben de hayır dedim. Allah bana işte gördüğün bütün yaratıklarda da kimsenin bir etkisi ve yaratma katkısı yoktur. Sebeplere bağlı olarak değil, sebepler vesilesiyle eşya yaratan benim. Eşya benim fiilimle var olur. İsa de üflemeyi, kuşta ise oluşmayı yaratan benim. Ben de şöyle dedim. Öyleyse yap ve yapma derken sen kendi kendine hitap ettin. Allah şöyle dedi. Bir şeyi öğrendiğinde saygılı olmalısın. Çünkü mertebe tartışmayı ve karşı koymayı kaldırmaz. Ben de peki dedim. Bu içinde bulunduğumuz durumun ta kendisidir. Tartışan kimdir? Saygı gösteren kim? Saygısızlığı ve tartışma yaratan sensin. Tartışma yaratırsan onun bendeki hükmü kaçınılmazdır. Saygıyı yaratırsan onun hükmü de kaçınılmazdır. Şöyle dedi. Doğru Öyleyse Kur'an okuduğunda dinle ve sesini kıs. Ben de şöyle dedim. Bu da sana kalmış. Duyma yarat ki duyayım. Susma yarat ki susayım. Şimdi sana yarattığından başkası hitap etmiyor. Bunun üzerine bana şöyle dedi. Ben sadece bildiğimi yaratırım. Bildiğim ise bilinenin kendiliğindeki durumudur. Yetkin delil Allah'a aittir. Daha önce bunu sana bildirmiştim. Artık görerek ona sarıl ondan başkası yoktur. Düşünceni temizle ve teklif kesilene kadar güvende olma. Sıratı geçene kadar teklif kesilmez. Bu durumda insanların ibadeti vacipliğin ya da haramlığın veya mendupluk veya keratin gerektirdiği emir ya da yasaktan kaynaklanmaz. Zati bir ibadet haline gelir. Allah doğruyu söyler ve doğru yolu ulaştırır.